Herkese merhaba. Evet, yaz geliyor, havalar ısındı ve biz de artık böyle yeni atraksiyonlar, aksiyonlar peşindeyiz. Herkes bir böyle şuna mı başlasam, spora mı başlasam, bisiklet mi alsam derken motor almak isteyenlerin sayısı da gayet fazla. Çünkü ülkemizde trafik sorunu bazı durumlarda çok yaşandığı için motor artık bir ihtiyaç haline geldi ve gezi amaçlı da çok kullanılmaya başladı. Bu anlamda motora başlamak isteyen bir sürü insan var. Ben de bunlara yardımcı olabilmek adına bir böyle tavsiye videosu çekmek istedim. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Evet, ilk tavsiyem yeni motora başlayacak olanlar için lütfen bu siteyi ziyaret ediniz. cycleergo.com. Ne var bu sitede? Şimdi motora oturduğunuzda yeni başlıyorsanız ve kullanmayı doğal olarak çok bilmiyoruz. Hani bisiklet kullanıyoruz ama motor farklı tabii. Çünkü bir ağırlığı var. Yaklaşık 150 kiloya yakın bir ağırlığı. Siz de üzerine biniyorsunuz, oluyor 230-220 kilo. Ve bu belli bir duruş şeyini bulamazsanız size zarar verir ve düşme riski yaratır. Özellikle yeni başlayanlarda bu tip şeyler oluyor. Onun için bu site bize motorların bir sürü motor modeli var. Seçmeden önce, hangisini alayım demeden önce hangi model bende nasıl durur etkisi yaratıyor. Hadi gelin hep birlikte size kısaca göstereceğim. Şimdi birazdan inceleyeceğimiz motorlardan birisini de ele almak istiyorum bu arada. Yamaha'nın mesela, ilk önce buradan giriyoruz. Ede Motorcycle diyoruz. Burada belli başlı markalar var. Yamaha'yı seçiyorum ben mesela. Buradan R25'i bulmak istiyorum. Birazdan çünkü onu da tavsiye edeceğim. Yamaha R25. Evet, şimdi önümüze bir şekil geldi. Bu şekilde Yamaha R25'i ortaya oturtuyor ve iki kişiyi buraya oturtabiliyorsunuz. Burada ayarları var. Mesela diyorum ki ayağı yerde olarak göster. Niye bu önemli? Buna yes dediğimde buradaki şekilde gördüğünüz gibi ayağını yere koydu. Evet, bu ne demek biliyor musunuz? Ben bu motora bindiğimde ayağımı yere nasıl koyacağım? Buradan da hemen boyunuzu ayarlıyorsunuz. Atıyorum 1.80'siniz. İnseam dediği bacak boyu ölçüsü. Bacak boyu ölçüsünü şöyle alabiliriz. Buraya bir fotoğraf koyacağım. Ona örnek bakarak alabilirsiniz. Ve bu çok önemli bisiklette ve motosiklette. Bacak boyu ölçünüzde ölçmeden motor seçmeyin. Evet, inseam'e geçtiğimizde örnek veriyorum. Benimki 78 cm. Ve bu motorda evet topuk yere değiyor mu? Yeni başlayanlara ilk tavsiye. Lütfen motora oturduğunuzda topuklarınız yere değecek şekilde bir motor tercih edin. Sonrasında başınıza iş açmayın diyoruz. Bunları da ayarladık. Şu an şeklimize bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hoş. Arkamıza mesela yolcu aldığımızda da onun boy ve bacak boyu ölçülerini alabiliyoruz. Çok faydalı gördüğüm bir site. Lütfen inceleyin, araştırın, ona göre başlayın. Hadi geçelim şimdi modellere. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istedim. Scooter'lar, naked modeller, chopper, işte racing ve touring diye ayırmak istedim ve bunlarla örnek vereceğim. Scooter'larla başlarsak tabii baş rolü Yamaha çekiyor her zamanki gibi. Yamaha ülkemizde çok satılan bir marka ve modelleri de gayet tutuluyor. Yaygın servis ağı var. Motorları gayet dayanıklı. Şimdi şöyle bir motoru var, Neos 4 diye ve bu motor 50cc, yani tam bir başlangıç motoru. Çok tavsiye ediliyor. Pratik bir motor, ufacık, her yere girebilir. Mutlak herkesin böyle istediği tarzda bir scooter model. Bir diğer örnek vereceğim, o da yeni başlayanlar için, Tri-City 155. Niye bunu örnek veriyorum? Bazıları aramızda, ben de dahil buna, motora başlamadan önce bir korku oluyor. Ya düşer miyim, kaza yapar mıyım falan filan. Bu aslında Piaggio'nun ilk başta üretmiş olduğu bir teknoloji. Önde çift teker teknolojisi. Yamaha kendine de özgü bir ayrı bir teknoloji yaratarak bunu geliştirdi. Ve çok da memnun kalıyor bunu sürenler. Şöyle bir avantajı oluyor. Işıklarda durduğunuzda bir kilit mekanizması var. Bunu kilitlediğinizde ön tekerlerin sağa ve sola yatması dengelendiği için, kilitlendiği için ayaklarınızı yere koymadan
ışıklarda bekleyebiliyorsunuz ya da herhangi bir yerde bekleyebiliyorsunuz. Sürüş esnasında da o iki tekerin yol tutuşu daha fazla olduğu için tek tekerden kayma riskinizi bayağı bir ortadan kaldırıyor. Başlangıç için tavsiye edilen bir model. Hem de 155cc çok yüksek bir motor gücü de yok. Bu anlamda tamamıyla güvenli bir sürüş yaşayabilirsiniz diye bunu listeye aldım. Şöyle bir fiyatlarına bakacak olursak. Mesela Neo 4'un fiyatı şu an 12.400 lira. ÖTV ve KDV hariç demişler. Pardon, 15.900 lira 2020 model alınabilir. Yalnız şöyle bir durum var. Fiyatların üzerine bir 3-4 bin lira da ne ekleyin biliyor musunuz? Ekipman parası. Kask, mont, işte koruyucu ekipman, eldiven falan derken 3-4 bin lirayı buluyor. Lütfen bütçenizi buna göre ayarlayarak bir motor tercih edin. Bütçe sıkıntısı yaşamayın sonra. Çünkü bu ekipmanlar olmadan özellikle yeni başlıyorsanız kesinlikle trafiğe çıkmayın. Şimdi diğer modele de bakalım. Tri-City'nin fiyatı kaçmış? Tri-City 155'te 35.450 liraya satışta. Tabii daha uyguna bulunabilir. Pazarlıkla, krediyle bu tip şeyleri çözebilirsiniz. Hadi geçelim şimdi chopper modellere. Şimdi chopper modellerde çok bir tercih yok, seçenek yok tabii böyle başlangıç anlamında. Ama birkaç tane böyle buldum. Daylim'in Daystar modeli 250cc 25 beygir bir model. Korkmayın böyle çok yüksek CC'li olduğunda. Bunlar ağır biraz böyle oturaklı motorlar olduğu için o kadar da bastınız mı gitmiyor. Daylim'in Daystar modelini çok kullanan var. Tarz olarak ben bu tarz istiyorum diyenler için çıkardım bu chopper modelleri. Hemen fiyatına bakalım. 29.800 lira gibi fiyatı var. İsteyenler değerlendirebilir. Bir diğer chopper modeli, bu çok tuttu ülkemizde. Küba'nın Superlight 200 modeli. Niye çok tuttu? Tam tarz ve ben bunu istiyorum diyenler için çok süper bir model. Ve görüyor musunuz sağ tarafta fiyatı? 15.460 lira tavsiye edilen satış fiyatı var. Gayet ulaşılabilir ve A2 sınıfı sürücü belgesiyle de sürülebiliyor. Süper, beğenenler çok memnun ve çok basit bir motor mekanizması olduğundan bahsediyorlar. Herhangi bir yerde, en ufak bir sorunda herhangi bir usta hemen bu problemleri çözebiliyormuş. O anlamda çok tavsiye edilen bir model. Şimdi geçelim Naked tarzı motorlara. Piyasada çok var Naked tarzı. Niye çok var? Seviliyor ve şu anda da üretici firmalar modellerin tasarımlarında daha çok böyle görselliğe önem veriyor bu Naked model. Eskiden bu kadar görsellikte güzel görünmüyordu model. Şimdi çok güzel, göze hoş görünen modeller üretmeye başladılar. Bu işin de başını tabii ki CF Moto çekiyor. Yine ülkemizde bir sürü modeli var. Benim önermek istediğim yeni başlayanlar için 150cc'lik model. 150NK diye geçiyor. CF Moto'da 15 bin lira gibi bir rakama satılıyor. Tavsiye ediyorum. Yine bir Naked model. KTM'nin Duke'ü. Evet, bundan vazgeçemiyoruz. Abi KTM Duke dedin mi herkes böyle bir kopuyor. Bunun da 125'lik bir modeli var. Beğenilen bir model. Hemen fiyatına baktığımda da KTM 125 Duke ABS'li 2020 29 bin lira gibi bir fiyatı var. Honda'nın bir modeli. Honda'yı tabii ki es geçemeyiz. Honda bu işin piri. CB125R 125cc bir model. Çok beğeniliyor, çok tutuluyor. Honda'nın kalitesi zaten tartışılmıyor. Hadi gelin bunun fiyatı ne kadarmış ona bakalım. Şuradan girdiğimizde açılacak. Evet, gördüğünüz gibi fiyatı 26.600 lira, gayet uygun. Honda gibi bir motor alıyorsunuz ve gayet de tasarım olarak şahane görünüyor. Evet, bir diğer modeller diyeyim, tarzlar olarak racing model olarak. Abi ben yarışçı motoru istiyorum ve başlangıçta da böyle başlasın, sonuna kadar da böyle en son 1000 ararı, böyle Honda 1000 arar alırım uçarım falan diyenler için. Böyle bir başlangıç yapmak isteyenler için de birkaç model buldum. KTM'nin 125 Racing modeli var. RC diye geçiyor. Yarış racing tarzı modelle başlamak isteyenler için birebir bir model.
Bunun da şöyle fiyatına bakacak olursak KTM'nin 125 RC'si 2020 modeli 33.990 liraya şu an satışta. Sevilen bir model zaten KTM kalitesiyle belli. Bu anlamda tercih edebileceğiniz bir model. Evet, bir diğeri, bunu bir önceki videolarımda da paylaşmıştım. Vazgeçemediğimiz Yamaha'nın R25'i hala üretiliyor. Hala üretiliyor yıllardır. Yamaha da vazgeçemiyor bundan. Niye? Şimdi bu aslında 250 cc'lik bir motor. Hani diyebilirsiniz başlangıç için abi yüksek, yani kaza değil arkadaş. Bu motor diğerlerine göre daha yere yapıştığı için çok dengeli gidiyor. Şehir içinde de çok kullanan var. Tercih eden çok, tavsiye ediliyor. Tekrardan diyorum, Yamaha bu işi yapıyor. Evet. Bir diğer motor önerim Bajaj'ın motorları. Bajaj'da da yine touring tarzı, yani Sport Touring'e. Abi ben ileride Afrika Twin alacağım. Honda Afrika Twin'leri bilmeyen yoktur. Ama çok yüksek motor hacimlerine sahip ve hakikaten kendileri de yüksek motorlar. Ve bu anlamda kullanılması biraz zor. Ama benim ilerideki hayalim bu. Onun için bana bir model önerir misin derse de işte Bajaj'la başlayabilirsin. Pulsar NS125 modeliyle. Niye? Sport Touring'e geçiş için güzel bir model. Yine yüksek kullanım imkanı veriyor. Ve başlangıç için şöyle bir modelde 125 cc gayet iyi. Bunu da iyice piştikten sonra yavaştan cc'leri yükseltebiliyorsun. Bunun da fiyatına baktığımızda Pulsar'ın NS125'in fiyatı 15.600 lira. Gayet de uygun bir fiyatı var. Bu anlamda da güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bir diğer Sport Touring'e ikame olabilecek ürün de yine Honda'da CRF 250. 250 cc'lik bir motor. Yine yüksek tutuş var gidonda. Bu anlamda Sport Touring'e başlayanlar için ideal. Yine bunun da bir fiyatına bakacak olursak, en son Honda'nın da fiyatına bir bakalım. Ondan sonra zaten bitireceğiz. Evet, gördüğümüz gibi 37.500 lira gibi bir fiyatı var bunun da. Honda'yı zaten anlatmaya gerek yok. Ama işte böyle Afrika Twin'e bineceğim diyenler için de bu motor güzel bir başlangıç olacaktır diyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese iyi günler, sağlıcakla kalın diyorum. Teşekkür ediyorum.